Hello. Ben geldim. H&M'in sonunda ve sonunda kabinleri açıldı. Biliyorsunuz koronadan dolayı bayağıdır kabinler kapalıydı ve ürün deneyemiyorduk. Artık ürünü deneyebiliriz dedik ve ben de hemen H&M'e geldim. H&M bayağı bayağı kışlıklara geçmiş. Yani o kadar az elbise, o kadar az tişört, yazlık kıyafetler o kadar az ki inanamazsınız. Sweatshirtler, kazaklar ve bayağı böyle kalın kalın kazaklar falan gelmiş yani o derece. Yani bakalım bir şeyler deneyeceğiz ama yeni sezon şu an biraz karışık. Zaten Eylül ayı biraz sıkıntılıdır. Tam böyle geçiş mevsimi. O yüzden bakalım böyle baharlık şeyler bakmaya çalışıyorum daha fazla. Umarım beğenirsiniz. İlk önce üzerimde bir sweatshirt var. Bununla başlayacağım. Üzerindeki X-Large. Kalkacağım birazdan göstereceğim. X-Large bir de X-Small vardı ama X-Small çok küçücüktü. Yani ben kendim de almaya kalksam ki bunu beğendim aslında alabilirim. X-Large alırdım zaten. Yani ya Large alırdım ya X-Large alırdım. Bu da X-Large. Ben böyle dökümlü bol olmasını seviyorum ve kalkıyorum. Evet. H&M'in kabinleri çok güzel. Şöyle ışıklı ışıklı. Bunu daha da güzel gösteriyor. Seviyorum. Evet şöyle önünde Chicago yazan bir sweatshirt. Rengini çok sevdim ben. Sadece internette ben gördüğümde bir tık daha açık renk olarak görmüştüm ama bayağı krem. Size beyaz pantolonla baktığınızda rengi anlayabilirsiniz. Bu kadar bol almak zorunda değilsiniz ama ben sweatshirt'i böyle bol ve döküm seviyorum. Bayağı böyle kalçayı kapatması benim hoşuma gidiyor. İsterseniz şöyle içine de sokabilirsiniz. Böyle bir şeyler işte daha düzgününü yaparsınız. Ya da böyle taytlarla vesaire de giyebilirsiniz. Ben beğendim bunu. Tam böyle baharlık. Çok soğuklarda olmaz ama tam böyle baharda mevsim geçişlerinde güzel kurtaran bir sweatshirt olur. Fiyatı da 169 lira. Çok güzel bir tişört beğendim. Bence çok tatlı. Sime rengi, buradaki sarı, mor vesairesini çok beğendim. Üzerindeki M beden, hatta bir şey söyleyeyim mi? L bedeni bile olurmuş. Saçı başı şimdiden dağıttık bu arada. Bayağı M'si böyle kalçayı falan kapatıyor. Fiyatı 119 lira. Tonunu şöyle göstereyim. Böyle kısa taytlarla falan aşırı iyi olmaz mı? Beyaz pantolonla da bence çok güzel oldu. Böyle içe sokulabilir vesaire. Yine böyle çeşitlendirebilirsiniz. Ben çok beğendim bunu. Fiyatı da bence fena değil. Ve böyle dokusu çok yumuşak. Böyle çok incecik değil. Bir tık böyle kalın. Biraz daha kaliteli durmasını sağlıyor bu kalınlık. Ben çok beğendim. O yüzden size de göstermek istedim. İyi ki beyaz pantolon giymişim. Çünkü giydiğim her şey çok uyumlu. Çok güzel bir sweatshirt giydim ama aşırı kaliteli. Böyle nasıl anlatayım bilmiyorum. Dokunmanız lazım. Kalınlığı güzel. Bayağı kalın. Böyle kalıp halinde. Bilmiyorum dokusunu çok beğendim yani. Gerçekten böyle mağazaya denk gelirseniz mutlaka bir elleyin bir bakın yani. Çok beğendim ben. Lacivert beyaz uyumunu da çok severim. Boyu böyle crop. Çok da crop da değil. Yani tam böyle pantolon hizasında. Yine böyle bahar aylarında hatta bu kışın bile götürür. Çünkü dediğim gibi kalın. Jeanlerle olur. Bu şekilde böyle beyaz pantolonlarla olur. Kumaşla bile olur. Her şeyle olur. Yani çok rahat kombinleyebileceğiniz bir parça fakat bir tık pahalı. 299 lira. Saygılar. Bahar ayında güzel böyle Eylül, Ekim, Kasım gibi sizi güzel böyle kurtaracak bir parça. Çok bağırmayın ne olur. Bayağı crop şöyle gördüğünüz gibi. Bir tek düğmelerini çok sevmedim böyle oluşunu. Ama hani çok böyle şey değil. Çılgınlarca rahatsız da etmedi. Saçlarım bugün berbat. Ay ne olur görmeyin yani. Gerçekten. Bugün asla hiç şekle sokamadım. Yumuşacık. Öyle vücuda batan o trikolardan değil. Benim için çok önemli o. Çünkü rahatsız ettiğinde çıldırıyorum. Bu çok yumuşak. Üzerindeki şu renk tonlarını da çok beğendim. Gayet güzel bir parça bence. Crop severler umarım buradadır.
Evet, şimdi siyah triko bir elbise giydim. Böyle bayağı dökümlü. Çok ince bir kumaşı yok. Şöyle bir yakası var. Dümdüz hiçbir numarası yok. Sadece böyle kendiliğinden çizgileri var. Şu yanda da şöyle yırtmaçları var. Ben aslında çok beğendim. Sadece bana bir tık yakışmalı. Yani bir kemer vesaire istiyor galiba bende. Fazla bol oldu ki üzerimdeki X olmasına rağmen. Kemersiz bu şekilde kemerle daha tatlı olacağını düşünüyorum. Ama sevdim. Gerçekten böyle giy çık kombin derdin olmasın. Böyle baharlarda da belki üzerine bir trench coat'la böyle bobetlerle giyebilirsiniz. Bu parça da bu şekilde. Yırtmaç bu arada iki tarafta da var. Öyle. Böyle toplu kumaş. Kariteli kumaşı var. Kumaşını çok beğendim. Bakar mısınız? Baya baya kalın kalın kazaklar, yani yün kazaklar gelmiş. Yağıyor. Yaz bitiyor. Şu omuzu açık kazaklardan. Yine de ben göstereyim kodunu. Belki şimdiden stok yapmak istersiniz. Bu arada denediğim elbisenin bu şekilde bej rengi var. Bu rengi de çok güzel. Ben Zorlu'dayım, Zorlu Center'dayım. Bütün bedenleri mevcut. Evet, geri geldim. Bir grup şöyle kıyafetle. Biraz daha bir tık daha yazlık şeyler bulmaya çalıştım. Şimdi bir iki tane de elbise giyeceğim, zaten göstereceğim. Ama önce üstleri bir göstereyim. Sonra da elbiselere geçelim. Yine de belki Eylül ayında tatil planları olanlar vardır. Onlara da faydası olsun istiyorum. Evet, şöyle bir farklı bir bluz bence. Şu arkasını bağlayamadım. Bir tık bol oldu arkası ama gayet hoş durdu. Kolları, şöyle etek ucu kısımları full püskül. Şöyle değişik bir parça. Arkası da aynı şekilde geliyor. Şu orta kısmı böyle ketenimsi. Enteresan bir kumaş. Değişik olduğu için de göstermek istedim. Evet, değiştiriyoruz. Evet, ne dedik? Önümüz bahar dedik. Ve baharda böyle bu tarz triko büstü yerleri ben hırkaların içine giymeyi çok seviyorum. O yüzden göstereyim dedim. Ten rengine çok yakın, çok güzel bir bej rengi. Çok beğendim rengini. Yine böyle yumuşacık olan trikolardan, asla batmıyor. Arkası da böyle. Hırkasız da giyebilirsiniz. Hırkayla da tatlı olur. Blazer ceketlerle giyebilirsiniz. Farklı ince gömleklerle giyebilirsiniz. Güzel olur bence. Hatta benim yanımda bir tane gömleğim var. Bakalım gömleğin içine. Bir deneyeyim nasıl olacak. Bir saniye, tek elle. Nerede kolum ya? Bakın mesela gömlekle gayet tatlı oldu. Beyaz bir gömlekle daha da güzel olabilir. Bu gömlek de benim Zara gömleğim. Yaz başında almıştım. Belki vardır. Evet, şimdi bir tane penye bir bluz buldum. Böyle penye ama güzel bir penyesi var. Şöyle dandiklerden değil. Böyle çok tişört gibi değil yani. Şu iç kısmında şöyle büzgülü kollarının iç kısmı. Bir de şöyle şurası şöyle yan tarafa büzgülü. Buradan böyle ipler var. Biraz daha isterseniz sıkabiliyorsunuz. Sımsiyah, çok tatlış bir bluz. Güzel bence.
Böyle cinlerle, siyah beyaz bu olmadı da daha uygun bir cinle ya da daha kumaş pantolonlarla falan çok tatlı olabilir. Buna bakabilirsiniz. Güzel bir parçaymış. Hadi ki böyle bu aralar böyle özel günler artık son davetler, nişanlar, nikahlar vesaireler değerlendirilebilir. Bluzun tek sıkıntısı alttan çıt çıtlı olması. Ben koyu renklerde alttan çıt çıtlı sevmiyorum. Çünkü açık renk pantolonlarda direkt belli oluyor. Şimdi ben böyle içine tıktım. Alttan bağlamadım ama bağladığınızda belli oluyor. Yani anca böyle işte içine tıkmakla geçiştirebilirsiniz. Yoksa maya gibi olunca alttan açık renklerde ciddi sıkıntı. Evet, şimdi bir tane tulum denedim. Enteresan değişik bir tulum. Şöyle gömlek. Güzel aslında. Bilemedim de. Yani arada kaldım ama ilginç. Tatlı da. Şöyle buralarında ek parçaları var. Aynı şekilde kollarında da devam ediyor. Arkası da böyle. Bu arada şu iç kısmında astar var. Göstereceğim. Şöyle. Astarlı olması çok iyi. Çünkü asla içinizi göstermiyor. Güzel yani. Farklı bir parça. Gerçekten bakılabilir. Şöyle belinde de kendinden kemeri var. Önden böyle full düğmeli. Fiyatına bakmadım. Bakalım fiyatı ne kadarmış. Benim üzerimdeki X olan olması lazım. Ama şimdi bakarız barkodda bedenine. Çok da hatırlamıyorum. Farklı farklı denediğim hiç aklımda kalmıyor bedenlere. Şu yanlarda da cepleri var bu arada. Cep olayını çok sevdim. Samon rengini inanılmaz fazla seviyorum ve çok tatlı bir elbise buldum şöyle. Bir tık açık duruyor rengi orada. Şöyle yakından. Evet, rengi tam olarak böyle. Çok beğendim ya. Şöyle kol altı bir tık derin. Arkasında da şöyle yırtmacı var. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Triko bu arada. Ama kalın bir triko hiç göstereceğini zannetmiyorum. Yine de rahat edemezseniz böyle incecik bir astar giyilebilir. Üzerimdeki X small bana tam oldu. Güzelmiş yani. Sevdim bunu. Bakın böyle sarı küpelerle falan çok güzel oluyor. Evet, hala burada indirim bölümünde bir şekilde bikini altları var. Böyle son dakika tatile çıkacaksanız buradan gelip bakabilirsiniz. Şöyle üstler de var. Mesela şu renkle şunlarla kombin yapılabilir. Oy, öyle yoruldum ki size anlatamam. Geç çıkar. O yüzden böyle oturarak veda edeyim dedim. Var ya, o kadar pişmanım ki saçlarımı kestirdiğime. Acil bir şekilde saçlarımı uzatmam lazım. Hiç ama hiç memnun değilim. Ama kat kestirmeyi, kah kül böyle bir şeyler yapmayın yani. Zor ve sıkıcı. Neyse, konumuz tabii ki de bu değil. Ay, yoruldum. Benden bu kadar bu haftalık. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Çok güzel makyaj videolarım da yolda. Alışveriş videolarım da yolda. O yüzden beni takipte kalın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.